en barışık, en küs olduğun yerler. Sizin benim vücudumla alıp veremediniz nedir? Benyam, bunları sen mi hazırlıyorsun kızım? Hayırdır? Bir de çok zayıfladım falan dedin bana yani. Alıp veremediğim yerler var tabii de. Ha, vücudumda en barışık, en küs olduğum yerler neler? Bakalım aynı soruyu. Gerçekten beni aynı soru diyecekti. Evet, evet. Hayatım işte aynı soru değil, başka gene vücudumla ilgili bir diğer soru. Öbür vücut ne ya? Yani, öbür vücudunda bak hayatım bu nedir ben anlamam, bu kadar ben böyle yani erotik bir kanal olduğunu bilseydim. Ne bileyim ben yani. İki tane mi bastın? Evli barklı insanlara sorduğunuz sorulara bakın. Birini bana ver, onu da yırtın. Dur, hayır, yırtıp atma değil hayatım. Dur bir dakika, böyle vücudunda en beğendiğin yerin. Alın efendim. Vücudunda en beğendiğin yerin arkasından vücudunda en barışık, en küs olduğun yerler neler? Bu nedir artık ya? Nedir lütfen. Bu saplantı? Ben ne yapmışım ya? Ne vücutmuş arkadaş? Evet ya. Çubuk kreker gibi adam. Birini ver. Yok hayır ver. Ya birini ver, iki tane. Allah aşkına benden olsun Janset, bırak. Allah aşkına beni 50 lirayla korkutma. Cevabımı vereceğim. Ben cevap veremeyeceğim, soruları almam demişim. En küs olduğum yerler vücudumda belimle bazen çok problem yaşıyorum yani. Çok yorulduğum zaman falan bel fıtığım var benim yani. L5, L4 o bir tatlı. Ameliyatlık değil yani, egzersiz yapmam lazım. Ya. O benim biraz canımı sıkıyor. Özür diliyorum seyircimizden. Ya vücudum. Vücudunu öper misin? Bu ne artık ya? İnsanlık adına yaptığın faydalı bir şey var mı? İki tane çocuk yaptım abi. Bari. İnşallah insanlık adına faydalı bir çocuk olur. Yani az çok fikirlerimiz belli. Devamını getirir. İsterim istemem diye bir şeydir. Ne istiyorlarsa yapsan, mutlu olacaklar işleri yapsın. Sen ister miydin? Koşulları biliyorsun, oyuncuları nasıl yaptığımızı biliyorsun. Yani şöyle aslında çok isterim. Ya oyunculuk dünyanın en güzel şeyi yani. Bak herkesin yapabileceği bir şey. Kimsenin tek elinde değil. Bu yeteneğin varsa, bu yeteneğinde sen törpületiyorsan, gidip akademi kazanıyorsan, o bu bilmem, yeteneğin varsa yaparsın. Zaten yeteneği olan herkes yapıyor. Evet. Çocuklarım da yapmasını isterim tabii ki. Ama inan çok daha iyi şartlarda yapmasını isterim. Evet. İnşallah, inşallah işte çocuklarım oyunculuk yapacak yaşa geldiğinde şartlar biraz daha düzelmiş olur. Biraz daha yaptıkları işin hakkını alabilirler diye düşünüyorum. Yapma demek dünyanın ne demek ya? Dünyanın en güzel mesleği ama tavsiye edemiyor olmak benim ağrıma gidiyor. Zoruma gidiyor. Yani bu ülkede oyunculuğu mesela gençlere röportaja gidiyorsun. Diyorlar işte oyunculara ne tavsiye eder? Oyuncu olmak isteyenlere. Vay, üç kere düşünün. Yani şartlar belli. Zor şartlar. Günde bilmem kaç saat çalışıyorsun. O yüzden kurduk seni sayı falan filan diye. Ne derece anlıyorlar bilmiyorum. Ne yazık ki. Gerçi aslında bütün dünyada öyle. Yani yeteneğin olacak ama ilk önce şansın olacak. Doğru kapılar açılacak. Doğru kapılar doğru açılacak. İnsanlar karşına doğru olacak. Doğru seni, projeler. Seni ne bileyim kullanmayacaklar, sömürmeyecekler. Tabii. İyi niyetinden faydalanmayacaklar. Sana evet arkadaşım sen çok güzel oynuyorsun, görevini iyi yapıyorsun deyip hakkını verecekler. Telifi olacak, bilmem nesi olacak yoksa yani. Biz 25 dakikalık dizi, biz şanslıydık mesela. Tabii ki bizim çok. Bizim 25 dakika herhalde. Hiç kimse bize diyemez ki yok kardeşim öyle olmuyor. Oluyor, yaptık, gördük. Oluyor yani. İnşallah yine kralı oluyor yani. İnşallah olsun olsun hayatım. Vücudunda en beğendiğin yerin. Haydi.